Peki, şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Step motorun hani çeşitli bobinleri olduğunu ve bunları sırayla enerjilendirilerek bir sonraki adama geçtiğinden bahsetmiştim. Şimdi step motoru sürücü diye bir kavram var. Step motoru sürücü de ne yapıyor? Şu gördüğünüz şey gibi düşün, yapı gibi düşünün. Birinci state'ten diğer state'e, ondan sonra diğer state'e geçmek için belli başlı bazı şeyler alıyor. Girişler alıyor ve bu girişlere göre state'ler arasında geçiş yapıyor. Ve ben bu state'leri teker teker hani step motora uygularsam eğer her bir clock darbemde ne yapacak? Step motor bir sonraki adıma geçecek. Yani şurada dijitalde gördüğünüz şey aslında gerçek hayatta da uygulanabiliyor. Şimdi neden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. Şurada az önce şu tahtada gördüğünüz state makinesine benzer şekilde bu sürücümüz var. Bu sürücünün içerisinde bu state'leri teker teker nasıl step motora aktaracağına dair bir kod var ya da bir devre tasarımı var. Ben bu sistemi çalıştırıp clock pulse'i uyguladıkça, işte burada clock pulse'i her seferinde adım artıyor. Şey yapabilirim, bunun frekansını değiştirebilirim. Böylece motorun hızını arttırıp azaltabilirim. Bunu yaparak motorun her seferinde bir sonraki state'e geçmesini sağlıyorum. Şuradaki şeyler bobinleri işaret ediyor. Motorun bobinleriyle bir sonraki state enerjilendirilmiş oluyor. Şimdi neden bahsediyorum? Şöyle bir örnek daha göstereyim. Clock pulse'ini gördük. Şimdi şeyi görelim. Motorun sinyalleri görelim. Şuradan çıkartıyorum. Ve motor sinyalini takıyorum. İşte motor uygulanan sinyal bu da. Sırayla bu da diğer bir bobine uygulanan sinyal. Bu da diğer uygulanan sinyal. Her adımda bir enerjilendirme sinyali gönderilmiş oluyor. İşte hikaye bu. Step machine'ler sayesinde ben verdiğim frekansa göre uygun olarak dönen ve yön değiştirebilen bir motor devresi yapabiliyorum. Benden bu kadar.